Boston'da olmamızın iki nedeni var. İlki Güler Sabancı'nın dünyanın en saygın okullarından biri kabul edilen MIT'de vereceği bir konferans. Üstelik bu konferansa en az 10 yıl iş deneyimi olan ve işlerini güçlerini bırakıp bir yıllığına Boston'a gelmiş iş adamı öğrencilere verecek. Saloon programı kapsamında amfiyi dolduranlar öğrenciden çok takım elbiseleriyle Genç İş Adamı Derneği mensuplarını andırıyorlar. Güler Sabancı akıcı İngilizcesiyle herkesin ilgisini çeken, Türkiye'nin yakından bildiği ama bugüne kadar açık açık pek konuşulmayan mahrem bir konuyu ders konusu olarak seçmiş. Aile şirketlerinin kurumsallaşması kapsamında Sabancı da bir yıl içinde kendi yaşadığı tecrübeleri ve deneyimleri derste anlatacak. Gerçi biz bu süreçte Sabancılar'da yaşananları az çok biliyoruz. Kopuşların olduğunu, araya kimi dargınlıkların girdiğini, Sabancı Holding'in kimi iş kollarını kapatıp, kimi iş kollarında atılımlar yaptığını, büyümeye karar verdiğini, sonuçtaysa başarılı bir model oluşturduğunu yıllar içinde gördük. Ancak Güler Sabancı yine de öğrencilere Sabancı Holding'in kuruluş tarihini anlatarak derse başlıyor. I am the third generation. So the first generation is it is started is a typical self-made man, my grandfather, in the late 20s and early 30s. He started in the small town of called Adana, a southern town, famous for its cotton fields. He started as a cotton worker. And then in 1932, he became the first the shareholder in a cotton grinding plant and bought his first cotton fields. Aralarında bir iki Türk iş adamı öğrencinin de bulunduğu bu toplantıyı dinlerken Güler Sabancı'ya sormak için notlar alıyorum. Ders bitiminde herkes halinden memnun gözüküyor. Hacı Ömer Sabancı yıllar önce Adana'da ilk pamuk tarlasını almak için peşinat parasını verdiğinde günün birinde torunlarından birinin gelip dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak onun maceralarını Amerika'da Boston'da MIT'de anlatacağını söyleseler ne düşünürdü diye düşünüyorum. Burası Harvard Meydanı. Dünyanın en prestijli okullarından Harvard'da birazdan Sabancı Üniversitesi'nden mezun olup Amerika'nın dört bir yanında okuyan, çalışan öğrenciler buluşacak. Güler Sabancı ile güneşli bir günde yürüyerek bu buluşmaya giderken şu son birkaç günle ilgili soruları sormak istediğimi söylüyorum. Birazdan başlayacak toplantı öncesinde Harvard Fakülte Kulübü'nün içine girmeden önce kendisine mikrofonu uzatıyorum. Güler Hanım, çok teşekkür ederim. En son Adana'da karşılaşmıştık sizinle. Evet, hatırlarsanız 24 saatinizi yapmıştık. Evet. Şunu merak ediyorum. Washington'da Brookings Institute'da yaptığınız Sakıp Sabancı konferansları bu yıl 5. yılını yapıyorsunuz. Evet. Ve siz her seferinde geliyorsunuz. Evet. Çok özeniyorsunuz. Evet. Neden acaba özellikle böyle bir, bunun üzerinde bu kadar duruyorsunuz? Bunu önemsiyorum. Çünkü biz Brookings'le Sakıp Sabancı'nın ölümünden sonra böyle bir konferans serisine başladık. Sakıp Bey'in vasiyetinde ödül vardı, uluslararası bir ödül vardı. Ve Brookings'le ilişkilerimiz önce Sakıp Bey'in bu uluslararası ödülüyle ilgili görüşmelerle başladı. Ancak daha sonra ben ve arkadaşlarımın fikridir bu uluslararası bir lecture verelim ve Sakıp Bey'in adına inaugurate edelim. Brookings'ciler de bize tavsiye ettiler. Bunu önemsiyorum çünkü bu hakikaten bu Washington önemli. Washington'da da Brookings önemli. Özellikle şu dönem sanırım. Bu dönem önemli ama biz bundan önce başladık ilişkiye. Brookings kredibilitesi yüksek bir think tank biliyorsunuz. Özellikle siyasi konularda çok ciddi çalışmalar yapılan bir yer. Ekonomide de yapılıyor. Ve her dönemde etkinliği olan bir enstitü. Ben Sabancı Üniversitesi'nin bu tip işbirlikleri yapması gerektiğine inanıyorum. Washington'da Sabancı Üniversitesi Brookings ilişkisi 5. yılını dolduruyor ve iki ayakta gidiyoruz. Biri Sakıp Bey'in adına yaptığımız araştırma ödülünde işbirliği yapıyoruz. Uluslararası bir jüri oluşturuyoruz.
bu sene onu Türkiye'de vereceğiz. Bir de bu bahsettiğimiz lecture'lar. Burada önemli kişiler gündeme Türkiye'yi getiriyor ve gündemde Türkiye'yi konuşuyoruz. Washington'da konuşuyoruz. Siz de katıldınız. Evet. Bir gün önce akşam bir hazırlık ve tartışma yemeği oluyor. Ertesi gün konuşma oluyor. Konuşmadan sonra yine bir tartışma oluyor. Bunun Türkiye'nin, geçenlerde söyledim, Türkiye'nin uluslararası siyasette, uluslararası politikada daha iyi yerde olmasını Sakıp Bey de isterdi. Ben de istiyorum, hepimiz istiyoruz. Şimdi, dolayısıyla da bu tip fikir oluşan, o yani opinion makerların bulunduğu, fikirlerin oluştuğu mutfağın içinde olmak, oraya yakın olmak, birlikte fikir oluşturmak çok önemli Türkiye'nin geleceği için diye düşünüyorum. Şimdi en son bu yapılan Washington'daki Brookings Institute'daki toplantıda Christopher Patton vardı. Kendisi, biz Oxford'dayız, biz Harvard'dayız. O Oxford'un rektörü, aynı zamanda eski politikacı. Kendisi Avrupa Birliği sürecinden bahsederken kim Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı yaklaşımında bir parça ikiyüzlü olduğundan da bahsetti. Siz de acaba Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri nasıl görüyorsunuz? Bir iki kavuşamayan aşığın imkansız aşk hikayesi mi acaba bu? Bu sevgililer kavuşamayacaklar hiçbir zaman. Lord Chris Patton bir Türkiye dostu. Ben kendisini birkaç senedir tanıyorum. Ben Oxford'a konuşmaya gitmiştim. O da bir nevi karşılığında böyle geldi. Sakıp Bey için bir konuşma yaptı. Kıymetli bir insan, Avrupa'yı çok iyi bilen bir insan, iyi analiz eden bir insan. O konuşmasında dikkatinizi geldiyse eğer, Avrupa için, Avrupa süreci yani bir prosestir dedi, bir süreçtir dedi. Yani böyle yarın bitecek, tamamlanacak, olacak diye görmemek lazım. Sürekli oluşan bir proses. Ama çok önemli ve kıymetli değerleri var. Demokrasi, insan hakları, daha iyi yaşam, daha iyi standartlar gibi. Bunlara ulaşabilmek için, ben Türkiye için çok önemli bir yol, çok önemli bir hedef olarak görüyorum Avrupa sürecini. Ve burada da bu süreçte olmak önemli. İlla ki o tabii ki bir yolculuk bu. O hedefe varmak önemli ama bu yolculuğun kendisi çok önemli. Zaman zaman iki tarafın da soğutmaları oluyor. Geçtiğimiz süreçte biraz öyle oldu. Ama süreç devam ediyor. Teknik olarak süreç devam ediyor. Ve bence bunu da devam ettirmeliyiz. Evet. Gelelim MIT'ye. Oradan çıktık, buraya geldik. Bilmeyenler için sanırım kısa bir not düşmekte fayda var. Biz şu anda Harvard'dayız. Boston'un en büyük üniversitelerinden bir tanesi. Bir diğer üniversitede MIT. Massachusetts Institute of Technology, dünyanın en saygın üniversitelerinden bir tanesi ve siz dün oraya geldiniz ve bir grup öğrenciye ders verdiniz. Bu ilk verdiğiniz ders miydi? İlginç de bir konusu vardı. Konu nereden aklınıza geldi? Neden bu konuyu seçtiniz acaba? Davet edildiğim sınıf Sloan Fellows dedikleri bir business school ve business school'da da özellikle en az 12 sene iş tecrübesi olan kişilerin gelip katıldığı bir master programı, MBA programı. Bu grup 100 kişi kadarlar, dün de 60 kişi kadar katıldı konuşmaya. Bu grubun çoğunluğu aile şirketlerinden geliyor. Yani onun için konuşmamı kendi Sakıp Bey'inden sonra, göreve geldikten sonraki ilk bir yılım, transition ve neler yaptığımızla ilgili bir konuşma yapmaya çalıştım. Şimdi bu ders aslında Türkiye'de de yavaş yavaş konuşuldu, yazıldı, çizildi ama ben derse girmiş bir öğrenci olarak artık birkaç soruyu sormak istiyorum. Siz mesela derste özellikle dediniz ki üçüncü jenerasyon çok önemli. Özellikle aile şirketlerinde, Sabancı gibi büyük şirketlerde. Ve üçüncü jenerasyonda ne zaman göreve geldiklerinde ancak bu şirketlerin %5'i hayatta kalıyor, diğerleri bir şekilde dağılıyor. Şimdi biz sizin sürecinize bakıyoruz. Siz sanırım bu %5'in içine giren şirketlerden birini yapmayı başardınız, Sabancı Holding'i. Üstelik de daha da ileriye götürdünüz.
Nedir acaba bunun sihri kerameti, size sorayım. Şimdi bütün aile şirketlerinde görülen yapı Sabancı'da çok farklı değil. Bir entrepreneur, bir girişimci, bir müteşebbis derler, başlatıyor sıfırdan. Daha sonra ikinci jenerasyon, bizim durumumuzda Sakıp Bey'in liderliğinde 38 sene kadar Sabancı kardeşler yönetiyor. Sabancı Holding'i bugünkü dünya çapında bir şirket haline getiriyorlar. Ve üçüncü jenerasyona geçiyor. Burada kritik bir konu, Sakıp Bey'in beklenmedik ölümünden sonra iki kardeş vardır geriye kalan. O iki kardeşin üçüncü jenerasyona bu görevi geçirmeleri önemli. Bu önemli bir kritik aşama. Bu olunca tabii bir nevi kardeşler dönemi tamamlanmış ve üçüncü jenerasyona geçmiş oluyor görev. Bize düşen, ben kendimde hep bunu bir misyon olarak gördüm. Bize düşen görev bundan sonrasını hazırlamak Sabancı Holding'i. Yani kuralları ve oyunun kurallarını öyle koymak ki Sabancı Holding'i bundan sonraki jenerasyonlara, bundan sonraki geçişlere hazırlamak. Bunun için de corporate governance dediğimiz, yani iyi yönetişim kurallarını uygulamak gerekiyor. Yine verdiğiniz derste aslında bizim daha önce duyduğumuz ama sizin bu kadar net ifade etmediğiniz bir konuda altını çizdiniz. Ben Sakıp Sabancı değilim, Güler Sabancı'yım. İşe ilk geldiğimde de bunu deklare ettim dediniz. Sabancı baskısı mı vardı üzerinizde? Hayır, hayır, öyle değil. Onu şöyle söylemek istedim. Çok böyle bir beklenti vardı. Sakıp Bey'i biliyorsunuz, Türkiye biliyor. Çok sevilen bir insandı. Yalnızca Sabancı Holding'in çalışanlarına karşı değil, hissedarlara karşı, onun içinde aile de var ama çok daha geniş bir hissedar kitlemiz var, hissedarlara karşı, tüm kamuoyuna karşı Sakıp Bey'den sonra görevi alıyor olmam da bir beklentileri yönetmem gerekti. Bunu söylemeye çalıştım. Evet. Ve o yüzden de ilk demeçlerimden biri, ben Sakıp Bey değilim. Benden Sakıp Bey olmamı beklemeyin. Bu Sakıp Bey'e de haksızlık olur, bana da haksızlık olur. Ayrıca zaten bir önemli bir farkımız var Sakıp Bey'le. Sakıp Bey sadece şirketin başı değildi. Evet. Sakıp Bey ailenin başıydı. Ben ailenin başı değilim. Ben sadece şirketin, Sabancı Holding'in ve Sabancı Vakfı'nın başına geldim.